Normal olarak bir erkekte prolaktin hormonu, yani süt salgılamasını uyaran bir hormon. Süt hormonu da denir, süt artırıcı hormon. Erkeklerde az, bayanlarda daha yüksektir. Bu beyefendi de kadınlardaki olması gerekenin de 3-4 katıydı. Hemen hemen sıfıra düştü. Sıfıra düştü. Evet, doktor demiş ki evladım ne kullanıyorsun? Bu kadar prolaktin hormonunun bu kadar kısa sürede bu seviyeye düşmesi Ne kadar sürede hocam? Ne kadar 4 sürede? hafta, 4 4 hafta. haftada. Şimdi mesela başka bir bayan bize geldiğinde prolaktini 127'ye yükselmişti. 127'ye. Onda da hipofiz bezesinin sapında mikroadenom vardı. 6 haftada. 6 haftada. Mesela Çatalca'da bir hanımefendi trigliseri 560, kolesterolü 280, lipid bütün değerleri dalgalı. Gitmiş. Yiyemiyor, içemiyor. Tansiyonum yükselecek, kolesterolüm yükselecek, karaciğerlerim yükselecek. Sürekli tahlil, tahlil, tahlil. Panik olmuş. Onu yemiyor, bunu yemiyor, şunu yemiyor. Panik gerek yok dedim. İksir. Nasıl? Karaciğer yağlanmasına dünyada en etkili üründür. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı, kakule içerir. Kişi kullanmadan önce bizim ürünleri İksir, aloe vera jel ve çayları kullanmadan önce doktoruna gitsin, tahlil yaptırsın. Değerini ölçsün. 6 hafta fazla değil. Şimdi bazıları diyor ki 6 ay kullan. 6 ayda etki görmezsen bir 6 ay daha kullan. 6 ayda etki 6 ayda görmeyince etki görürsün zaten bir 6 ay 6 daha ayda hiç kullan. görmez, değil mi? 1,5-2 yıl tedavi süreci para kazanma. Biz böyle demiyoruz. Ne diyoruz? 6 hafta 3 takım kullanıyorsun. Doktoruna gidiyorsun, tahlil yaptırıyorsun. Önceki tahlil sonuçları, sonraki tahlil sonuçlarını karşılaştırıyoruz. 6 hafta. 7-8 hafta değil, 6 hafta. Kullandığı zaman etkisini görüyor. Ha, iksirin mesela dozajını günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı yerine yarım çay bardağı içebilirse etkisini daha kısa sürede görür. Fakat Fazla içince bir zararı olmaz, değil mi? zarar olmaz da ağır hastaysa, çok ağır bir O hastaysa zaman azla başlayacak. iki tatlı İki kaşığıyla. tatlı kaşık. Şimdi vatandaş kullanıyor. Oo çok kötü oldum. Neden? Bu aynı belediyenin fen işleri gibi. Bütün eğer belediyenin fen işleri çalışmazsa İstanbul çöp. Evet. Toplamasa ne olur? Sokaklardan geçemezsin bir iki hafta sonra. Her taraf çöplüğe dönür. Vücudumuzdaki bütün çöpü toplayan, artık sıvıları, ölü hücreleri, ölü bakterileri toplayan lenf kanalları görevini göremezse, bu da vücudumuzdaki çöpü toplar, lenf kanalı. Lenf kanallarının görevini göremezse ne olur? Vücudumuz çöplüğe dönür. Bakteri, virüs ve mantarların hızla yayılmasına sebep olur. İksir, aloe vera ve çayı kullandığınızda çok yoğun cerrahat, curuh, pislik çizici olduğu için hafif baş ağrısı yapar. Ha o zaman ne yapacaksın? Dozajı azaltacaksın.